Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Çetiner. Rüyada Allah yazısı gördünüz. Kağıtta, levhada, tabelada vesairede, herhangi bir yerde, belki televizyon ekranında. Artık nerede görürseniz görün arkadaşlar Allah yazısını. Allah'ın ismini görüyorsanız Arapça, Türkçe, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe falan fark etmez. Yani zaten görseniz de o size bildirilir. Yani sabah kalktığınızda ben hiç görmediğim canlıları gördüğümde sabah Allah bildiriyor yani gönlüne. İguana gördün, bilmem başka bir şey gördün, İşte peygamber devesinden hayvanı gördün. Yani neyi gördüysen o kalbine bildiriliyor. Flemenkçe de görsen Allah yazısını Allah kalbine bildiriyor arkadaşlar. Rüyada Allah yazısı görmek arkadaşlar çok güzeldir. Yani hele bir de şey vardır, hani evliyanın biri sarhoşmuş, içermiş zamanında. Çamurun içinde Allah yazılı kağıt görmüş. Onu temizlemiş, çamurunu falan atmış, evin güzel yerini asmış. Adam evliya olmuş derler. Yani bunu birçok kişi anlatır. Bilindik bir şey. Adamın ismi, mübareğin ismi adı aklıma gelmedi. Benim de gözlerim acımaya başladı. Sahur bekliyorum öyle. Neyse efendim. Yani hidayete ermek, kurtuluş, duanın kabul olması güzel şeylerdir. Asla olumsuza çıkmaz arkadaşlar. Hiçbir şekilde çıkmaz, güzeldir. Ama daha çok hani evliyanın kıssasından hareketle Allah yazısı görmek hidayete ermeye, Allah'ın istediği gibi kul olmaya işaret eder. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sahurda böyle sucuk mucuk yemeyin, yani böyle yakıcı şeyler yemeyin. Rezil olursunuz diyebilirim. Yani zaten evden çıkmıyoruz da evden çıkmasa bile şurayı yakıyor. Şöyle bir su içme isteği doğuruyor ki. Ondan görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.